Merhaba. Solda yayınlanmak üzere Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Günümüzde güncel konuları konuşacağız. Şu anda Türkiye'nin, dünyanın gündemindeki konuları konuşacağız. Ama bu konuşacağımız konulara bir zemin olması açısından iki genel soruyla başlamak istiyorum ben. Bu sorulardan biri Türkiye ile ilgili. Türkiye'de şu anda nasıl bir zeminde bulunuyoruz? Bir de dünyada nasıl bir zeminde bulunuyoruz? Bu zeminleri biraz tarif ettikten sonra, Sayın Okyan bunları biraz bize anlattıktan sonra bu zeminler üzerinde günümüzün güncel konularını, gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Evet, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Şuradan başlayalım. Şimdi Nisan 2018 itibariyle biz bu söyleşiyi gerçekleştiriyoruz bulunduğumuz dünyanın neresinde bulunuyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunuyoruz. 1923'te kurulan bir cumhuriyet var. Biz şu anda e, o cumhuriyette mi yaşıyoruz? Yani 1923'te kurulan günümüze kadar gelen Türkiye Cumhuriyeti'nde mi yaşıyoruz? E, yoksa bambaşka bir e, şeye mi geçtik? Noktaya mı geçtik? Tam olarak e, bununla ilgili algı nedir? Sizin düşünceniz nedir? Şimdi tabii Türkiye Cumhuriyeti'ni bir sadece bir addan ibaret görüyorsak ya da bir tabeladan ibaret görüyorsak Türkiye Cumhuriyeti bugün 1923'te kurulan cumhuriyet devam ediyor. İşte sınırlarda önemli bir değişiklik yok. İşte arada bir hata genişlemesi var. Ama öte yandan da içeriye baktığımız zaman ya da cumhuriyet nedir sorusuna yanıt verdiğimiz zaman 1923'te kurulan cumhuriyet yalnızca o günkü koşullarla değil o cumhuriyetin idealleri, kuruluş felsefesiyle bugünü ka karşılaştırdığımız zaman hiçbir ilgisi yok. Geriye düşmüş durumdayız. Yani ileriye doğru gitse, e, niteliksel bir sıçrama olsa diyeceğiz ki buna olumlu bakalım ama ciddi bir geriye düşüş var. E, açıkça da e, söylemek lazım, bundan korkmamak lazım. Yani 1923'te kurulan cumhuriyete sahip çıkıp bugünkü cumhuriyetin e, o cumhuriyet olmadığını söylemek kötü bir şey değil. Tam tersine gerçekçi olmak mücadele etmek, direnmek için her zaman en sağlıklı yoldur. Ne yapacağız? Mezarlıkta ıslık mı çalacağız? Yani bir şey olmadı, bir şey olmadı diye. Halbuki gerçek şu ki o cumhuriyetten hiçbir şekilde bir iz yok bugün. Peki burada 1950'lerden sonra Menderes ve devam eden merkez ya da sağ hükümetlerin ortaya koyduğu politikalardan mı bahsediyoruz? Yoksa bir AKP'nin özel bir siyasal İslam'ın özel bir Yarattığı bir durum mu bu Cumhuriyetten geriye eser yok derken neyden bahsediyoruz? Aslında bu çok doğru ve haklı bir soru. Üç nedeni var Cumhuriyetin bu hale gelmesinin ya da Cumhuriyetin ortadan kalkmasının. Bir tanesi Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda doğal olarak tercih ettiği toplumsal düzenle ilgili. Yani kapitalizmin yaradığı hiçbir ülke yok. Kapitalizm zaman içerisinde çürütücü bir sistem. Bu tabii 1920'lerde, 30'larda, 40'larda başka bir alternatif var mıydı? Başka bir soru. Ama öte yandan da kapitalizm içten içe cumhuriyet değerlerini çürüttü. Yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada. Örneğin Fransa, değil mi? Cumhuriyetin en önemli ilk çıkış şeyi ülkesi. Fransız Cumhuriyeti 1789'daki kuruluş ilkeleriyle ne alakası var bugünkü Fransa'nın? Bir nedeni bu. Yani tercih edilen toplumsal sistem cumhuriyeti Çürüttü. Yavaş yavaş çürüttü. Ve belki de o yavaş yavaş çürüme içerisinde sizin söylediğiniz 1950'ler geldi. 1950'lerde Demokrat Parti'nin yerine başka bir hükümet olsaydı aynı şeyler olur muydu? Yanlış bir tartışma. Hiçbir şey aynı olmazdı. Ama öte yandan da Demokrat Parti geldi. Bunu unutmayalım. Yani Türkiye'de toplumsal düzen Menderes'i iktidara taşıdı ve inanılmaz bir tahribat yaptılar. Bu doğru. Ve sonra da işte aradaki geçiş şeylerine bakalım. Demireller, Milliyetçi Cephe Hükümetleri, ardından gelen faşist 12 Eylül darbesi. Sonra Tansu Çil, Turgut Özal, Tansu Çiller dönemi. Yani bütün bunlara baktığımız zaman aslında kesintisiz bir süreç var. Ama bu kesintisizlik AKP'yi hafife almamızı gerektirmiyor. AKP çok özel bir misyonla geldi. Bir uluslararası misyonla geldi. Türkiye Cumhuriyeti'ne aslında öldürücü darbeyi vurmak için geldi. Ve bana göre çok başarılılar. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ama şunu başaramazlar. Yıkma ekibi iyi iş gördü. Yerine bir şey inşa etme konusunu tamamlayamayacaklar. İmkanı yok. Peki dünyada neredeyiz? Yani çok kısa zaman önce, belki 4-5 yıl önce biz Yunanistan'daki, o zamana göre sol e, hareketi konuşuyorduk, e, İspanya'da Podemos'u konuşuyorduk, Avrupa'da e, belki başka bir e, hareket vardı. Latin Amerika belki bu derecede sarsılmamıştı. Fakat şimdi bambaşka sanki bir dünyada mıyız? Yani Trump'ın olduğu, Macron'un olduğu, e, işte dünyanın e, gündeminin bu şekilde tartışıldığı. Yani tam olarak biz dünyada neredeyiz? Hangi güçler var? Nasıl konumlanıyorlar? Bu konumlanmaları neye karşıdır? Şimdi Türkiye'de ne oluyorsa aslında benzeri biraz farklı şekillerde, değişik ülkelerde de oluyor. Hatırlayın ben Yön Radyo'ya konuk olduğum bir programda bu soruları gerçekten evet. de sormuştunuz o dönemde. Yani Dünyada sola dönük bir kayış var mı diye. Ben de şeyi söylemiştim. Bu tarz sahte sol arkadan daha ağır sağcı bir yükselişe neden olacaktır diye. Oldu. Niye? Şimdi bakın sol yani radikal bir değişiklik yapmazsa eğer kendi altına oyar her zaman. Yani ne 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 diyelim? Bugünkü düzen içerisinde e, kimi e, bu düzenin temellerini değiştirmezseniz ve bu düzende bir takım şeyleri düzeltmeye kalkarsanız o bu düzene uymayacağı için arkadan sağcı iktidarlar geliyor. Şimdi ve bu aşağı yukarı her yerde oldu. Yani solun o popülist söylemek İnsanlara umut veriyorlar, bir sürü boş vaatle bulunuyorlar ama bunların karşılığı yok. Karşılığı olmadığı gibi mevcut sistemin ayarlarını da bozdukları için arkadan daha baskıcı bir yönetim geliyor. Hatta şunu söyleyebilir miyiz? Yani Fransa'da Le Pen gelmedi, Le Pen gelmesin diye... Macron seçildi evet. ama ekonomik politikalarına baktığımızda, ekonomik tercihlerine baktığımızda bunu karşılaştırarak haberler de yapmıştık. Aslında Macron ekonomik açıs açıdan tırnak içinde söyleyelim, Le Pen'den daha sağcı bir programa sahip. Aşağı yukarı aslında evet. ekonomik politikalarda bugün oynayabilecekleri şey çok sınırlı. Yani siyasi iktidarlar eğer radikal bir değişiklik yapmayacaklarsa mahkumlar bu evet. ıı, emek düşmanı. E, politikaları. Dolayısıyla burada bir değişiklik yapma şansları yok. Yani sosyalist bir hükümet de gelse Fransa'da aynı politikaları uygulayacaktı. Aşırı sağcı bir hükümet gelse de. Bakın Yunanistan'da devrim olduğu denilen Çipras'ın uyguladığı ekonomi politikalar baya e, teçhirvari politikalar. Yani demir yumruğu indirdi. En sonunda grevleri yasakladı. Erdoğan'la Çipras arasında bu açıdan hiçbir fark yok. Peki e, Putin var. Çok baskın bir karakter. Trump var. Trump da özel bir karakteri gibi görünüyor. Türkiye'de Erdoğan var. Ve şimdi biz şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Zaman zaman Erdoğan Putin, Ruhani yan yana geliyor. Bir başka orayı da bakıyoruz. Erdoğan Amerikalılarla ya da Trump'la daha yakın duruyor. Amerika'nın şimdiye kadar en azından bizim yaş grubunun pek alışık olmadığı bir sanki dağınıklığı var gibi. Bir söylediği başka bir şeyi da başka hareketler içerisine giriyorlar özellikle Suriye'de. Yani bu içinde bulunduğumuz dünyada yükselen ülkeler, yükselen liderler kim, düşenler kim, kim neyi avantajlı, kim dezavantajlı Biraz sizin bakış açınıza göre biz... E, Şimdi burada tabii liderlerden ziyade o liderlerin e, o öne çıkmasını sağlayan nedenler açısından bakmamız lazım. Şimdi Trump e, çok boş bir adam. Mesela Putin'le kıyaslanamaz. Yani zeka düzeyleri, oturuş kalkışları yani insanın hiçbir alakam yok. Zerre sevmediğim bir siyasi çizgisi var. İnsanın Putin'ci olası geliyor iki lideri karşılaştırdığında. Ama öte yandan da Trump bir ihtiyaçtı bazı açılardan. Neden? Amerika Birleşik Devletleri tıkanmıştı, sanayisizleşmişti, belli sektörlerin belli arayışları vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek sahipleri açısından konuşuyorum. Dolayısıyla Trump kolay yönetilebilir ve bazı açılardan da agresif, hani cesur politikaları imza atabilecek bir serseri mayın gibiydi. Tamam biraz... Beklentilerin ötesinde tuhaf bir adam çıktığı açık yani dolayısıyla o koltuğu oturtmuyor ama öte yandan da unutmayalım bir şeyler de yürüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. E Niye? E çünkü sistem tekelci kapitalist sistem egemenler var silah şirketleri var büyük ilaç şirketleri var işte iletişim sektöründe muazzam tekeller var. E bunların şeyinde ihtiyaçlarında bir yandan da karşılıyor işte korumacı politikalara imza atmaya çalışıyor falan filan. Dolayısıyla baktığımız zaman evet Trump çok sarsak bir görüntü vermekle beraber demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü koşullarına, iç mücadelesine denk düşen bir şahsiyet. Şimdi Putin'e baktığımız zaman ise çok güçlü, tutarlı bir figür görüyoruz. Ama şunu da unutmamamız lazım. Rus ekonomisi böyle bir lideri ancak kaldırabilir. Hatta herkes Putin sonrasında bu ülke batar diyor. Çünkü çok güçlü, tutarlı, tuttuğunu koparan bir lidere ihtiyaç var Rusya'da. Çünkü ekonomisi zayıf. Yani o yüzden de sadece liderden hareket etmek yanlış olur. O lidere niye ihtiyaç duyduğunu anlamamız lazım. Örneğin biz Erdoğan hep tartışılıyor. İşte güçlü lider falan deniyor. Aslında şöyle yanıtlayabiliriz. Koç'un karlarına bakarsak Erdoğan'ın niye bu kadar güçlü bir lider olduğunu ya da niye Erdoğan'a ihtiyaç olduğunu hemen anlarız. Koç grubu, Türkiye'nin amiral gemisi, Türkiye'de sermaye sınıfının inanılmaz kârları elde etmiş e, AKP döneminde. E, demek ki neyle elde ettiler bunu? İşçi hakları kısıtlandı. E, kamu malları talan edildi özelleştirmelerle. Doğa talan ediliyor İşte Akarsular, kıyılar, ormanlar, madenler. E, bu bir yere sevk ediliyor. Tabii ki yalnızca koç değil, koçtan ibaret değil ama öte yandan da e, hiçbir kural tanımayan bir lidere ihtiyacı vardı. Türkiye'de sistemin e, bu açıdan da Erdoğan çok başarılı bildiler. Peki e, o zaman buradan e, dünya bugünü dünyası, bugünü Türkiye'si üzerinden e, 2019'a gelelim. E, şu anda Türkiye'de çünkü hemen hemen tüm e, siyaset 2019'a kilitlenmiş durumda. Şu çok söyleniyor. Hem AKP cenahından hem de muhalefet cenahından yani 2019'da her şey bitecek mi? Kıyamet kopacak. Yeniden mi başlayacak gibi bir e, bakış açısı var. Bunun bir miktar e, siyasetçilerin seçimlere taraftarlarını, seçmenini motive etmek için siyaseten söylendiğini bir miktar kabul etsek bile onun ötesinde toplumda hakikaten sanki 2019 her şeyin biteceği ya da AKP açısından, AKP'nin bir yenilgisiyle de bambaşka her şeyin yeniden başlayacağıyla ilgili bir kabul olduğunu e, hepimiz görüyoruz. Bilmem siz görüyor musunuz? Hayır. Yani şöyle 2019'un önemsiz olduğunu kimse söyleyemez. Ama öte yandan da sadece bir seçime kitlenmiş bir şeyle, beklentiyle bugünkü siyasi sıkışmayı ya da bugünkü siyasi iktidardan memnun değilseniz bu iktidardan kurtulmayı çözme şansı yok. Yani dolayısıyla 2019'a bu işi sıkıştırma Erdoğan'ın işine yarar. Niye? Erdoğan biz yeni bir taze başlangıç yaparız der. Bütün sandıklardan şimdiye kadar başarılı çıktığı için muazzam bir şey var arkasında, özgüven var. Yani seçmen Erdoğan'ın arkasında durdu şimdiye kadar. Öyle ya da böyle inişlerle çıkışlarla. Dolayısıyla 2019'u bu kadar önemli hale getirmek Erdoğan'a yarar. Erdoğan karşıtları açısından sürekli olarak bir şey koymak. Mesela daha önce yıllar önceki referandumda bile bu denmişti anayasa değişikliği referandumda işte bu yetmez ama evetçilerin ortalığa döküldüğünde orada da sanki bir mutlak kopuş olacak Türkiye'de. İşte gerçek hesaplaşma odur deniyordu. Daha öncesinde Gül'ün cumhurbaşkanlığı sırasında Gül Çankaya çıkarsa bu iş biter deniyordu. E, kaç kez bitecek bu cumhuriyet? Şimdi zaten işin o kısmı bitti. Bu, bu Bunu bilelim. Bunu şunu, şunu sorabilir miyim? Şu anda Erdoğan aslında 2019'u fiilen yaşıyor, yaşatıyor. Yani 2019'da seçimi kazandığında Erdoğan, elde edeceği yetkiler neyse o yetkileri günümüzde zaten kullanmıyor mu yani? Fazlasıyla evet. kullanıyor. Uzun süredir böyle aslında. Yani 2015'teki bu darbe girişiminin ardından gelen şeyde evet yeni adımlar da atıldı ama çok uzun bir süredir kuralsız çalışan bir siyasi iktidar var. Şimdi 2019'da dolayısıyla bu deniyor ki bu şimdi kağıt üzerinde de tescillenmiş olacak. Bu o kadar önemli olmasa gerek. Yani bu topluma siz eğer 2019'da felaketlerin büyüğü geliyor eğer önlem almazsak derseniz bu toplum teslim olur. Çünkü şu andaki felaketi göstermezsiniz. İnsanlar mutsuz ve umutsuz bir kitle, geniş bir kitle. Mutlu olanlar da var çeşitli nedenlerle. Şimdi o yüzden e, 2019'u evet önemlidir 2019 ama 2019'u kazanmak için aslında 2015'in, 16'nın, 17'nin, 18'in de kazanılmış olması lazımdı. Kazanmak nedir? İlle mutlak başarı değildir. Zamanı iyi kullanmakla ilgilidir. Şimdi sorarım size. Bugün 2019 çok önemlidir diyenler, değil mi? Cumhuriyet Halk Partililer bunu söylüyor, İyi Partililer bunu söylüyor, solda bir takım gruplar bunu söylüyor. Bugünü kazanmak için neyle gidiyorlar topluma? Yani ne, ne, ne söylüyorlar? Bunun yanıtı yok bende. Hep 2019 işaret ediliyor. İşte en son mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri ne diyor? %60'la geleceğiz diyor. Ama Cumhuriyet Halk Partililerinin hiçbirisinde %60 oy alaca alacaklarına dair bir beklenti yok. Kimsede bir umut yok. Ve... Daha çok e, hangi partinin hangi partiyle ittifak yapacağı evet. ve aslında parti liderlerinin, partilerin aklında bir Cumhurbaşkanı adayının olduğu fakat onun tam şimdi açıklanamayacağı filan bunun üzerine yürüyen bir gündem var daha çok. Şimdi Doğru. Bizim tespit ettiğimiz. Doğru. Evet. Şimdi ama tabii burada şu yanlış anlaşılmasın. Ben 2019'u önemsiz görmüyorum. Şu anda zaten toplumda bir sokak hareketliliği yok. Türkiye'nin emekçi sınıfları bölük pörçük direnmeye çalışıyorlar. Yani ancak bıçak kemiğe dayandığında bir takım şeyler oluyor. Bunlar da çok değerli ama toplumda bir canlılık yok. Hele hele 2013 yılıyla 2012-11 ile kıyaslandığında durgun toplum. Demek ki bu toplum henüz şu anda seçimi aşan bir canlılık yok toplumda. O zaman bu seçim önemlidir doğru. Peki seçim önemliyse ne yapacaksınız siz? Bu seçimleri Erdoğan kazanmak için her şeyi yapıyor yapacak da bunu biliyoruz. Daha önceki seçimlerden biliyoruz. Hilesi, hurdası, seçmen kayıtlarıyla oynanması, seçim sisteminde yapılan değişiklikler. Bütün bunlara dair hiçbir direnç yok. Hiçbir propaganda yok. Yani Türkiye Komünist Partisi'nin başlattığı bir çalışma var şimdi. Bu çalışma bir sürü insanda bir şey yaratıyor ama hep şunu söylüyorlar. Ya diğer partiler niye bununla ilgilenmiyor? Şimdi demek ki 2019'a bu kadar önem veriyorsan biz seçimi kazanacağız iddiasına iddiası ortaya atıyorsan e şunu yapman lazım. Bu seçimlerin bir başka boyutu var. O boyut seçim sistemiyle ilgili, seçim yasalarıyla ilgili, YSK'nın kendisiyle ilgili, parmak boyasıyla ilgili, işte mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili, mühürsüz zarflarla ilgili bunlara dair hiçbir mücadele yok. Halbuki bugün Türkiye'de AKP dışındaki toplumsal kesimler ya da AKP'ye oy vermeyen toplumsal kesimlere şöyle bir seslenme yapılsa şu koşullar olmayan bir seçim meşru değildir diye herkes heyecanlanır. Yani kimse Cumhuriyet Halk Partisi liderinin %60 e, beklentisinden heyecanlanmıyor. Gerçekçi değil ama meşru değildir böyle bir seçim dendiği zaman bunun bir karşılığı var. Çünkü görüyor insanlar. Hatta sokakta konuştuğunuz insanların önemli bir bölümü ya kazansak da zaten bize vermeyecekler e, noktasında. E şimdi bunu da yaşadı Türkiye. Referandumda yaşadık. Bil bilinmiyor oranlar. Ama hepimiz biliyoruz ki referandumda bir şeyler döndü. Yerel seçimlerde döndü mü 2014'te? E döndü özellikle Ankara'da. E bunu yaşamış bir toplum. Yani apolitik falan diyoruz ama bu toplum bazı açılardan siyasetçilerden daha uyanık. En azından şunun yanıtının verilmesi. E, referandumda e, Yüksek Seçim Kurulu bir karar aldı. Evet. Ve bu, karara, bu kararın ee, doğru olmadığını e, muhalefet düşündü. Fakat buna karşı caydırıcı bir e, tepki şey vermedi. Aynı durum e, eğer 2019'da da tekrarlanırsa buna karşı nasıl bir tepki vereceğine yönelik toplumu e, ikna etmesi gerekiyor ama o yönde Şimdi herhangi daha şaşırtıcı. bir şaşırtıcı. Şimdi 2010 zaten seçim sistemi adaletsiz. Bir sürü tuhaflık var. Şimdi bunların üzerine yeni tuhaflıklar eklendi. Artık baya, ya ben dalga geçiyorum belki ama yani e, belki de o yakında diyecekler ki oy pusulasında iktidar partisi e, iktidar partisi olduğu için otomatikman en baştadır diyecekler. Kimse itiraz edemeyecek. Ya da Yüksek Seçim Kurulu diyecek ki iktidar partisini biraz daha görünür kılalım oy pusulasında iki katı büyük olsun. Belki onunla ilgili değil ama e, ikinci tura ikinci turda ittifakları engellemeye yönelik yeni düzenlemeler ve hazırlıklar var. Tabii. Onu e, yapacaklar. Onlar da konuşuyoruz. Peki biraz açalım isterseniz. Evet. E, şimdi çok uzun zamandır hem siyasetçilerde belki siyasetçilerden daha çok basında ya da e, akademide söz söyleyen kesimlerde hep şu var ya Türkiye'de çok büyük bir kutuplaşma var. Müthiş bir kutuplaşma var. Böyle hani keskin Uçağın iki ucu gibi. Hem bu var ama diğer taraftan bakıyoruz. Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti ile CHP, Saadet, HDP, yani bütün herkesin aslında e, ittifak yapması durumunda çoktan herkes buna da razı olmuş durumda. Yani evet. bu da yadırganmıyor. Bu kadar çok kutuplaşma varsa bu kutuplaşma hangi iki kutup arasında var? İki bu kadar kutuplaşma varsa aslında toplumsal var ke, ki farklı kesimleri temsil eden bu partiler nasıl bu kadar rahat bir araya gelebiliyor? Ee, şimdi bu, bu soruyu önce şuradan hareket etmemiz gerekiyor. Ee, siyasi partilerin birbirine yaklaşmaları, e, deyim popüler deyimle işte stratejik ortaklık içerisine girmesi, e, bunlar yalnızca dar anlamıyla işte seçim ittifakları falan olarak okunmaması gerekiyor. Türkiye dünya siyasetinde önemli bir ülkeydi. Daha önemli bir ülke haline geldi son gelişmelerle beraber. Ee, ve burada doğal olarak Türkiye'deki bütün siyasi gelişmeleri bir uluslararası bir zeminde de değerlendirmemiz gerekiyor. Ya yani Amerika Birleşik Devletleri ile işte e, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya arasında bir mücadele var. Aslında bu mücadele Rusya ile Çin arasında da sürüyor. Yani bütün dünyada, kapitalist dünyada büyük bir rekabet var ve çekişme var. Şimdi Dolayısıyla Türkiye'de de e, Türkiye Batı İttifakı'nın bir parçası hala öyle. Avrupa Birliği'ne aday adaylık sürecinde kesintiye uğradı belki falan ama öte yandan da Türkiye'nin temel ekonomik partneri, ortağı Almanya. Türkiye'de sermaye sınıfının kolay kolay eksen değiştirmesi de mümkün değil. Çünkü Rusya'nın Türkiye'ye sunabileceği şeyler kısıtlı. Enerji dışında pek bir şey yok. Enerji ve silah. E, bununla ekonomi dönmez. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Batı uzun süredir, ya bunu geçmişte de söylüyorduk biz. Mesela Gezi Haziran direnişinden önce de söylüyorduk. Millet, yo Batı çok memnun Erdoğan'dan diyordu. Erdoğan'la bazı çelişkileri vardı. Hem ABD'nin hem Avrupa Birliği ülkelerinin. Bu çelişkiler gerildi. Uzun süredir Erdoğan'a alternatif arıyorlar. E Erdoğan'a alternatifi sistem içerisinde aramak zorundalar. Ee, bu alternatif Batı İttifakı ile Türkiye arasındaki ilişkileri normalleştirmek zorunda. Ama aynı zamanda toplumu da yönetmek zorunda. Şimdi bunu beceremediler. Çünkü Erdoğan iyi kötü toplumu tutmayı becerdi ve bu açıdan alternatifsiz. Yani Erdoğan kadar güçlü bir lider çıkamıyor. Çıkmaya de Erdoğan erken müdahalelerle engelliyor. Yani gül gül dendi yok ortada. Yani 10 yıldır ortaya çıkamayan bir siyasi alternatif olabilir mi? Bu saatten sonra çıksa ne olur? Şimdi e, dolayısıyla bugün Erdoğan karşıtı bir bloğun ortaya çıkması, işte görüşmeler oluyor falan, tek başına bir seçim stratejisi olarak değil, Erdoğan'ı geriletmek ya da Erdoğan'ın iktidarına karşı bir alternatif üretmek için uluslararası ve Türkiye'deki sermaye çevrelerinin, Erdoğan'dan hoşnut olmayandır arayışına denk geliyor. Erdoğan bunu neyle engelliyor? Bu konuda çok usta. Erdoğan ittifak bozma konusunda çok etkili birisi. Yani karşıtlarının yan yana gelmesini başından beri engelledi. Yeni yapmıyor bunu. Mesela işte Kürt muhalefeti ile Kemalistlerin zaman zaman yaklaştığı kesitler oldu. Ya da Kemalistler demeyelim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu hemen engellemeyi becerdi. Mesela 2015 seçimleri sadece seçim değildir. HDP'nin Türkiye'nin layık duyarlı olan kesimlerde Selahattin Demirtaş'la beraber yürüttüğü o işte o kesimlerin de desteğini alabildiği bir süreci hızla kesmeyi becerdi. Bu, bu da bir uluslararası yanı da olan bir projeydi. Bunu da yıllarca söylüyorduk. Yani özellikle Almanya'nın en büyük hayallerinden birisi Kürt partileriyle ya da bugünkü şeyle HDP ile CHP yakınlaştırmaktır. Bu bilinen bir şeydi. Bu Erdoğan'ı aklamıyor. Erdoğan da o çevrelerin ürünü. Yani AKP'de yurt dışı projelerin ürünü. Erdoğan'a alternatif aranıyor. Evet. Fakat hem Erdoğan'ı yenebilecek ama hem de toplumu yönetebilecek bir alternatifte bulunamıyor. Erdoğan da yaptığı ataklarla bu kendisine karşı ittifakları bozuyor. Erdoğan da söylüyor bunu. İşte diyor ki e, geziciler, üst akıl, e, dış mihraklar, bunlar hepsi bir araya geliyor, beni devirmeye çalışıyorlar ama geçti o dönem artık diyor. Deviremezsiniz falan. Biz yerli ve milliyiz. Bizim karşımızdakiler yerli ve milli değil. Sizin bu analiziniz, bu Erdoğan'ın bu söylemine hakları kazandırmıyor mu? Kazandırmıyor çünkü. Şunu da söylüyoruz. Erdoğan zaten kendisi bizzat bu çevrelerin ürünü, bir proje. Yani AKP iktidarı bir proje, ee, uluslararası tekellerin projesi büyük bir destek verdiler. Ee, uluslararası tekellerin zamanında destekledikleri bazı siyasetçilerle daha sonra mesafeyi açtıkları ilk örnek Erdoğan değil. Peki şu daha anda o, o şey tamamen geri dönülmez şekilde hayır. bozuldu mu hayır, araları? Hayır, pazarlık yapıyorlar. Yani Erdoğan. Hem kendi ideolojik çizgisi doğrultusunda hem de arkasına aldığı Türkiye'deki sermaye çevrelerinin artık daha iddialılar, daha hırslar, daha fazla pastadan pay kapmaya çalışıyorlar. Masadalar, pazarlık yapıyorlar ve şeyi iyi kullanıyor. Dünyadaki istikrarsızlığı ya da pata durumunu iyi kullanıyor. Mesela bir bakalım Suriye'de kimse bir ötekini... Üzerinde kendi politikasını tam olarak kabul ettiremiyor. Yani enteresan bir durum var dünyada. Dolayısıyla Türkiye'de şeyi uzattıkça uzatıyor. Elini kuvvetlendiriyor. Türkiye'nin fiyatı artıyor. Mesela S400'ler hala değil mi? Amerikalılar geliyorlar. Biz de satarız size diyorlar falan filan. Bu pazarlık gücünün arttığını evet. gösteriyor. O yüzden de Erdoğan'dan tamamen vazgeçmiş değiller. Ama öte yandan da güçlü bir alternatif bulsalar geçerler Bu, bu Erdoğan haklı çıkarmıyor. Erdoğan haksız bir zeminde gelişti, doğdu. Bir de unutmayalım bizim bakmamız gereken ilk şey kimin kimi desteklediği değil kimin ne yaptığıdır. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye toplumuna bakarız. İşsizlik artıyor. Gelir adaletsizliği artıyor. Muazzam bir baskı var. E bunlara bakacağız. Yok Erdoğan kafa tutuyor bütün dünyaya. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Sokakta tespit ettiğim birçok insana tespit ettiğim bir durum var. O da şu. 2019'da yapılacak seçimde bu cumhurbaşkanı seçimi olabilir ya da yerel seçim olabilir herhangi bir seçimde. Ya Erdoğan bir yenilgi yaşasın, Erdoğan gitsin de ister Kılıçdaroğlu gelsin, ister Akşener gelsin, ister Saadet Partisi gelsin, isterse hepsi birlikte gelsin. Ama Erdoğan bir yenilsin, bir gitsin. Bu bunu yaşadığında sevinebilecek çok insan var. Çok bunu tespit evet. Cumhurbaşkanı seçimi oldu. Seçim akşamı Erdoğan yenilgi aldı yerine İyi Parti, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi neyse geldiler. Siz TKP olarak nasıl bir açıklama yaparsınız? Yani e, Türkiye'de siyasal İslam yenildi. E, diktatör gitti sizin deyiminizle ya da ne nedir ya yani, sevinir misiniz? Ya şimdi tabii siyaset duygularla yapılmıyor. Ama toplumun duygularıyla da e, her zaman hesaplaşamazsınız. O duyguların sizi yönetmesini engellersiniz. Şimdi Öyle bir Erdoğan figürü var ki aslında kendisi de buna oynadı. Yandaşları için işte öl de ölelim şeyi çıktı ortaya. Diğer taraftan ise bir an önce gitsin de ne olursa olsun şeyi çıktı ve bu gerçekten de çok yaygın. Samimi bir şey söyleyeceğim. Bizim partimizin çok kenarlarında da içinde olmamakla beraber yani iletişim halinde olduğumuz dostlarımızda da böyle bir şey var. Demek ki bu gerçek. Çok yaygın bir olgu. Bununla kavga edemezsiniz. Ama siyaseti bunun üzerine kuramazsınız. Şimdi mesele şu. Erdoğan, Erdoğan'ın büyük bir tahribat yaptığını düşünüyorsanız ki karşıları öyle düşünüyor. Bu tahribatın giderilmesi için neyin gerektiğini sorusuna yanıt vermeniz lazım. Şimdi bu tahribat bu sistem tarafından yapıldı, onaylandı, desteklendi. Ve şimdi bu sistemin gene, Ürettiği alternatiflerle bu tahribatı engellemeye kalkacağız. Şu soruyu sadece soracağım. Daha sonra da izninizle devam etmek istiyorum. Koç, yine Koç'tan gidelim. Tek başına ol, olduğunu söylemiyorum. Ama amiral gemisi gerçekten de Türkiye'de sermaye sınıfının. Koç bu saatten sonra, bu tahribattan en fazla kazanan sermaye grubu olarak. Türkiye'de bu kazancını... Ee, Tehdit altına sokacak, riske edecek herhangi bir yönetime izin verir mi? Diyeceksiniz ki koçun ordusu mu var? E biraz var. Bir bakın savunma sanayi e, ya da silah sanayi ihalelerine. Bir bakın devlet ihalelerine. Sonuçta böyle de, devlet dediğimiz şey havada asılı duran bir şey değil ki. Bir şeyin üzerinde yükseliyor. Karmaşık ilişkiler var. Bazı ilişkiler ise hiç karmaşık değil. Her şey kabak gibi ortada. Şimdi dolayısıyla baktığımız zaman bu, 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 sistem bir kere bu sistemin sahipleri kendi kazançlarını Erdoğan dönemindeki terk etmeyecekler. Bir koşulla terk ederler. Halk isterse. Ama şimdi halkta şu beklenti var. Ne olursa olsun bir kurtulalım hele bir. Hele bir kurtulalımın karşılığı şudur. Şeyi kabullenmektir. 15-20 yıllık bir süre içerisinde bunun ve daha fenansının gelmesini ya da sürmesini kabullenmektir. Yani şunu şuna razı Türkiye'de insanlar. Ya Erdoğan gelip her gün televizyonda sağa sola bağırıyor. Ben artık bu adamı izlemeyeyim de. Aynı şeyler devam etsin. Şunu sormak istiyorum. Size desem ki Sayın Okyan, e, tamam yani Erdoğan giderse ne olursa olsun demeyelim. E, ama Erdoğan da gitsin. Evet. E, o da gitmiyor. E, seçimlere her şeyi seçime bağlamayalım yani 2019'da. Peki ne yapalım? yani siz ne öneriyorsunuz? Şu anda bizi dinleyecek izleyecek olan tüm takipçiler ya güncel olarak kaygı duyuyorlar. Ülkenin geleceğiyle ilgili kaygı duyan var, işiyle ilgili kaygı duyan var, çocuğuyla ilgili kaygı duyan var. Bu insanlara siz ne demek istiyorsunuz tam olarak? Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri olarak. Şimdi bakın benim üyesi bulunduğum parti bu düzeni değiştirmek istiyor radikal bir şekilde. Yani bugünkü sömürü düzeninden eşitlikçi, kimsenin kimseyi sömürmediği bir düzene geçmek istiyoruz. Bizim temel felsefemiz bu. Bunun bir anda olmayacağı açık. Ve bu toplum şu anda sinmiş, geriye çekilmiş, kabuğuna çekilmiş durumda. E, dolayısıyla bugün... Ve insanların e, kurtuluş şeyinde kapı, e, kurtuluş e, reçetesi olarak insanlarda bir seçim olgusu var 2019'da. O zaman biz de diyoruz ki madem bu kadar önemli 2019 önce şuradan başlayalım önce bu halkın hakkını araması e, ar aramaya yeniden şey yapması lazım e, dönmesi lazım 2013'te nasıl ayağa kalktıysa yeniden ayağa kalk kalkması gerekiyor. Bu boykottan Bunu... bahsetmiyor musunuz? Hayır değil mi? hayır. Evet. Bakın, boykot tabii ki bir siyaset yöntemidir ama zamanı geldiğinde. Şu anda halkın çıkıp çok basitçe ya ben bu seçim sistemiyle sağlıklı bir sonuç alınabileceğine inanmıyorum. Tamam, insanlar 2019'da kurtulacaklarına inanıyorlar. Buna inanıyorlarsa o zaman 2019'un hakkının yenmesine karşı örgütlenmeleri lazım. TKP ilk önce bir kere şunu söylüyor. Madem önemli Tam bizce de önemli ama madem her şeyi bıraktık 2019'a kilitleniyoruz. O zaman şu sandıkta hileye açık. Oy çalmaya açık. Mükerrer seçmene açık. Her şeye açık bir şey var, tablo var şu anda. YSK her gün yeni bir icat çıkartıyor. Kimse bir şey demiyor. önce bunu bunu bir temizleyelim. Önce buna bir karşı duralım. Bakalım karşımızdaki güç yani her şeyin başı olduğunu düşündüğümüz güç Eşit, adil bir seçime hazır mı? Bize göre hiçbir zaman bir seçim eşit, adil olmaz. Her zaman para konuşuyor. Tamam ama öte yandan da şu andaki seçim sistemi ve yeni çıkartılan yasalarla adil üstelik de hilesiz bir seçim yapılamaz. Şimdi halk eğer bunu e, takip etmeyi öğrenirse, bu bir örgütlülük, basit bir örgütlülük. Bunun devamı da gelir. Ben, o bakın bunun üzerine kurulmuş bir şekilde Erdoğan bir şekilde gitti. Başka bir alternatif seçildi. Buna tabii ki üzülmez Türkiye Komünist Partisi. Tabii ki sevinir. Niye? Bu toplum bir dinamizm kazandı. Ama iş orada yeni başlar. Biz o gün şu açıklamayı yaparız. Evet, herkesin rüyasına giren e, bir figür yenildi. Tebrik ediyoruz. Demek Ama, ki başka figürler de yenilebilir. Evet, evet. evet. Ve şimdi bıraktığımız yerden devam ediyoruz ya da yeni başladık. Peki şimdi sizin başlattığınız bir kampanya var. Tam e, ismiyle söyleyecek olursak böyle seçim olmaz. Seçme hakkına sahip çıkalım diyoruz. Evet. evet. E, bu kampanyayı biraz da anlatın lütfen. Ardından bununla ilgili bir sorum olacak. Tamam. Ya şimdi bu kampanya aslında herkesin bildiği, herkesin kaygı duyduğu ya da itiraz ettiği kimi olgularla ilgili. Bakın hatırlayın ne zaman tam ben de şimdi şey yapmıyorum ama işte bu AKP döneminde değiştirildi parmak boyası. Ve ne gerekçeyle böyle gerilik olur mu? Utanıyoruz falan böyle parmağı ne boya yapılıyor? Hatta biz Hindistan mıyız dendi. Hı. Çok iyi hatırlıyorum. Sanki Türkiye Cumhuriyeti her şeyde çok ileri gitti. Parmak boyası meselesi yüzünden çağdaş medeniyetler seviyesinden geriye düşüyorduk. Şimdi parmak boyası onun da taklidi mümkün bilmem yani orada da hile yapılabilir ama güven, bir güvenceydi. Kaldırdılar. Niye kaldırır bir siyasi iktidar? Çok basit. Hile kolaylaşsın diye. İşte geçen seçimde olan mühürsüz oy pusulaları, mühürsüz zarflar. Şimdi bütün bunlar AKP'nin kendi ayağına dolaşabilecek çünkü deneyimsiz kadroları var. Bu Fethullahçıların tasfiyesiyle beraber daha beceriksizler bu tür şeylerde. E Bu kuralları kaldırıyorlar rahat hareket etsinler diye. Şimdi e, dolayısıyla bizim bu kampanya çok basit birkaç tane maddeden ibaret. Nedir o maddeler? İşte parmak boyası geri gelsin. E, mühürsüz pusulalar kabul edilmesin, geçersiz sayılsın. E, şimdi güvenlik güçlerinin, Sandıkların bulunduğu odaların içerisinde görev yapma meselesi var. Nereden çıktı bu? Yani şimdi siyasi iktidarın dünyanın en e, tarafsız insanları olsunlar. Emri siyasi iktidardan alıyorlar. Siy ya da siyasi iktidarın bürokratlarından alıyorlar. İçişleri Bakanından alıyorlar. Bu kişilerin e, sandıkların başında nasıl davranacaklarının garantisi var mı? Ayrıca niye yapıyorsunuz bunu? Sandığın dışında zaten güvenlik önlemi alıyorsunuz. Aynı kişiler sandıklarda defalarca oy kullandılar. Biz bunu da parti olarak tespit ettik. Yani emniyet mensupları otobüslere binip e, biz görevliyiz istediğimiz sandıkta kullanırız diye. O sandıktan o sandığa taşınarak bir sürü mükerrer oy kullandı. Bunu tespit ettik nüfus cüzdanlarıyla. YSK bizi ilgilendirmiyor dedi. YSK ne ilgilendiriyor bu hayatta? Çünkü daha sonraki seçimlerde bir sürü itiraz oldu. Açık ...yolsuzluklar var. YSK beni ilgilendirmiyor diyor. Bu seçim sonuçlarını... ...etki etmez. Nedir bunun kriteri? Biz açıkça şunu da söylüyoruz... ...bu kampanya sırasında. YSK'nın bütün sorunları hesap verecek. Yani çünkü... E, ...hırsızlık var orada. Peki, e, seçim sistemiyle ilgili... ...oy çalınmasıyla ilgili... ...sandıklara sahip çıkmakla ilgili... E, işte ...parmak boyasıyla ilgili... ...yaptığınız bu kampanya... ...bir bakıma sizin çokça kullandığınız... Düzen içi bir çözüm değil mi? Yani insanlara düzen içi bir çözüme sizin deyiminize yönetmek olmuyor mu? Şimdi şöyle, ee, bakın genel oy hakkı, tarih boyunca insanların mücadele ettiği bir haktı ve büyük bir kazanımdı. Şimdi biz bir komünist partisi olarak genel oy hakkına itiraz edebilir miyiz? Sosyalizmi kurduğumuzda da seçimler olacak. İnsanlar kendi temsilcilerini, yöneticilerini özgürce seçecekler. Bugün işte Küba'da Nisan ayında e, seçim gerçekleşti. Son derece özgür bir seçim. Yani sandık sandıktan nefret eden kişiler değiliz deli miyiz biz? Genel oy hakkı çok büyük bir kazanım. Şu anda Türkiye Komünist Partisi şunu söylüyor. Türkiye'de yüzyıllar öncesinden verilen mücadelelerle kazanılmış genel oy hakkı tehdit altında. E tabii ki biz bunu savunmak zorundayız. Ama biz burada duracak değiliz. Yani belki de yani Türkiye Komünist Partisi işte 2019 seçimlerine diğer partiler gibi şey vermiyor. Özel bir yer vermiyor. Önemlidir evet ama yetmez. Başka mücadeleler gerekiyor. Ama şunu söylüyoruz. Örgütlenin. Madem sandık önemli. Sandık için de örgütlenin. Örgütlenmezseniz sandığı da kaybedersiniz. Oy verirsiniz. Oyunuza sahip çıkmaz, çıkamazsınız. Çalarlar. Şimdi Dolayısıyla yaptığımız şey hani biz de o düzen siyasetinin ya da seçim şeyinin parçası haline gelmiyoruz. Tam tersine çok temel bir hak, oy verme hakkı, genel o hakkını sahip çıkıyoruz ve insanları diyoruz ki madem her şeyi sandığa kilitlediler e o zaman gelin şu sandığın sağındaki, solundaki delikleri kapatalım. Peki bunu biraz daha açabilir miyiz? Şimdi siz bunu çok vurguluyorsunuz ama sizin dışınızda sol çevreler, aydınlar, çeşitli kesimlere zaman zaman söylüyorlar. Yani her şeyi sandığa bağlamayalım. Sandık evet. dışı çözümler de vardır gibi. Tam olarak nedir? Yani Sandık dışı çözümden neyi kastediyoruz biz? Ee i̇nsanlar, bu Cumhuriyet Halk Partisi de, Cumhuriyet Halk Partisi içinde de bir kesim, sokak siyaseti yapalım, sokağı güçlendirelim gibi söylemler var. Siz tam olarak sandık dışı çözümler nedir? bir Bunu sormak istiyorum. İkincisi, ee, sandık dışı, dışı çözümler derken önümüzde bir 5 yıl önce olmuş bir gezi var evet. biraz geziyi konuşalım Şimdi sandık dışı çözüm sadece sokak akla gelmemeli Sa, e, Sandık dışı e, aslında sandığa da yansıyacağı bir, bir olgudan söz ediyoruz Bir kere toplumun örgütlenmesi lazım Yani Türkiye'de işçi sınıfı örgütsüz Kağıt üzerinde kalan ya da hükümetin hizmetinde sendikalar var bir avuç dürüst, namuslu, mücadele eden sendika kaldı Türkiye'de. İşçi sınıfı örgütsüz. Öğrencilerin siyaset yapma hakkı elinden alınmış örgütsüz bir e, milyonlarca öğrenci var. Yani liseleri falan da içine aldığımız zaman muazzam bir öğrenci topluluğu var Türkiye'de. E, sağlık çalışanları örgütsüz, eğitim emekçileri örgütsüz, emekliler örgütsüz, askerler örgütsüz. Bakın altını çiziyorum. Yani... Onların da bir sürü sorunu var. Yani bu şey generallerden ibaret değil. Polis örgütsüz. Yani toplumdaki bütün kesimlerin kendi haklarını arama yetenekleri ortadan kaldırılmış durumda. Şimdi dolayısıyla sadece siyaset sadece sandıkta yapılır, gelin sandıkta yenin şeyi bir efsane, saçma sapan bir şey. Sen bütün medyayı alacaksın arkana. Bütün tekeller seni destekleyecek. Yargıyı eline geçireceksin. Sonra gelin beni sandıkta yerin diyeceksin. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla e, sandık sandığın alternatifi her gün sokakta gösteri yapmak değildir. O zaman değersizleşir zaten. Yani sokakta. siz öyle bir örgütlenelim ki biz örgütlendikten sonra gerektiğinde sandıkta da gücümüzü gösterme şansı e, elde ederiz. Zaten yansır belli oranlarda. Evet. Ama yansıması gerekmiyor. Bakın mesela şu suç değildir. İnsanlar bir haksızlığa uğrarlar. Sokaklara dökülürler. Hükümet istifa ederler. Bu dünyada olmuştur. Hükümet o baskılara dayanamaz ve istifa eder. Sandıkta gitmez. Ya da insanlar yargıya başvururlar. Büyük bir yolsuzluk olmuştur. Yargı üzerinde baskı kurar toplum. Yargı mecbur kalır. Çok açık bir yolsuzluğu üzerine gitmeyi. Ve bir hükümet düşer. Şimdi bu darbe midir? Darbe Fethullahçıların giriştiği gibidir. Darbe 1980'de yapılandır. O halk düşmanı işlerdir. Ama illa bir hükümetin sadece seçimde gidecek olması e böyle şey olur mu? Dünyada bir sürü hükümet seçim vaktinden önce istifa edip çekip gidiyor. Niye? Bir takım krizler oluyor. O krizlerin bir nedeni de toplumdaki hoşnutsuzluklar oluyor. Birileri imza topluyorlar falan. Dolayısıyla sandal sıkıştırılmış bir siyaset siyaset değildir zaten. Biz bunu söylüyoruz. Sokak tabii ki önemli. Ama insanlar her gün sokağa çıkmazlar çeşitli nedenlerle artık başka çare kalmadığını hissettiği zaman geniş kitleler gezide olduğu gibi sokağa çıkarlar ve büyük kalabalıklar halinde çıkılabileceğini de gösterdiler. Peki siz bu söyleşinin başında da söylediniz. Şu anda toplumda da bir kıpırdanma böyle bir Nerede? canlılık pek gözlenmiyor. Önemli bir seçime gidiyoruz. 2019'da ilgili. Sandık da bu Erdoğan'ın en azından gideceğine yönelik yani en azından çok güçlü bir umut yok. Sokakta Hiç da şey bir yok canlılık yok. yok. Niye böyle? Yani e, Gezi'den geriye bir şey kalmadı mı? Yoksa biz Gezi'yi yanlış mı değerlendirdik? Tam olarak Gezi'den 5 yıl sonra siz e, yine aynı noktada aynı değerlendirmeleri yapıyor musunuz? Gezi'den bir şey kalmadı olamaz. Gezi e, Türkiye'nin genetik yapısına kazındı. Hiç bundan kuşku duymamak lazım. Ama Gezi'nin yanlış değerlendirildiği değerlendirildiğini düşünüyor musunuz diye sordunuz. Evet. Gezi yaprak kımıldamadığı, kımıldamıyor zannedilen bir toplumun büyük bir patlamasıydı. Ama oradan yanlış sonuçlar çıkartıldı. Örneğin bir devrimci hareket değildi. Ya da Gezi'nin böyle kalıcı bir şey haline geleceği, oradan büyük siyasi süreçlerin başlayacağı, Bunlar abartılı beklentilerdi. Ve bu beklentiler nedeniyle de e, Gezi'yi çok kolay manipüle ettiler. Peki siz 5 yıl aradan geçti. Belki daha fazla yıllar geçecek. Bu 5 yıl içerisinde ya ben o gün Gezi ile ilgili şöyle düşünüyordum da zaman geçtikten sonra şunu daha farklı gördüm dediğiniz noktalar var mı yoksa? Temelde yok. Hayır temelde yok. E, tabii ki o sürecin heyecanı içerisinde kimi değerlendirmelerimiz ya abartılı olmuş olabilir ya da yanlış yönlere bakmış olabiliriz. Ama şurada yeterince uyanık davranamadık. Gezi'yi manipüle ettiler dedim. Gezi'yi şöyle manipüle ettiler. Gezi'nin bir sürecinde şimdi artık sandık demeye başladılar. Ee, işte i̇şte yaklaşan seçim iki tane seçim vardı. Ee, orada şey yaptık kaybetti Gezi. Yani Gezi kitlesi sokağa çıktık bir şey değişmedi. Şimdi değiştirmek için sandığa gitmek lazım." İşte oradan da e, Ekmelettin çıktı, çıka çıka. E, şimdi bu bayağı büyük bir sabotaj. Niye oldu bu sabotaj? E Çünkü Gezi kitlesi öngörülenin ötesinde bir iş yaptı. Mevcut düzeni aşmaya çalışan bir devrimci hareket değildi ama e, şekil verilemedi. Mesela batıdaki ya da Arap dünyasındaki renkli devrimler gibi böyle emperyalizmin güdümünde falan bir şey hiç kazanmadı. Tam tersine bayağı halkçı, namuslu bir hareketti Gezi hareketi. Bunu değiştirmeye çok uğraştılar Gezi sırasında. Bunu biliyoruz. Yapamadılar. Sonrasında ise Gezi'nin o haliyle pek bir işe yaramayacağını görüp Gezi'yi değerlendirmek istediler. Neyle değerlendirmek istediler? Erdoğan'ın alternatifini bu düzenin içerisinden yaratabilir miyiz şeklinde. Ekmelettin falan buradan çıktı. Onlar da projeydi. Çok açık söylüyorum. Ekmelettin bir uluslararası projeydi. Ama boş projelerdi. Yani arkası illa o üst akıldan falan söz etmiyorum. Bir arayış içerisindeler. Ve o arayış içerisinde olanlar her zaman mükemmel değiller. Her zaman doğru kararlar vermiyorlar. Bunu, bunu bilelim. Ama Ekmelettin açıkçası gezi ruhunu öldürmeye dönük yararlanmak. Ve öldürmeye dönük bir e, projeydi. Yalnızca şey değil, başka şeyler de sayabilirim ama e, ayrıntıya girmek istemiyorum. Peki biraz daha netleşebilir miyiz acaba? Şimdi AKP kanadı Gezi'yi hep dış kaynaklı bir evet. e, ayaklanmaya, dış kaynaklı bir kalkışma olarak kendine kendisine göre hatta Gezi'yi 15 Temmuz'u daha bir dizi kendisine karşı olan hareketleri aynı e, sıraya koyup e, sürekli e, Cumhurbaşkanı bunu sıralıyor. Şimdi bugün AKP kanadından bakışı bu. İkincisi sizin söylediğiniz gibi gezi çapında bir e, hareket olduğu zaman en azından olgusal olarak bakarsak dış güçlerin buna kayıtsız kalması mümkün değil. başarıya da başarma. Siz başaramadığını söylediniz. E, bunu da bir tarafa koyalım. Ama diğer taraftan şöyle bir şey var. Şimdi siz sizin siyasete bakışınız, duruşunuz, görüşleriniz belli. E, Osman Kavala'nın da belli. Evet. Ama Osman Kavala bugün gezinin finansörü olarak yargılanıyor. Evet. Dolayısıyla kafalar biraz karma karışık. Yani bu burada nasıl bir netliğe varabiliriz biz gezi ile ilgili? Bakın bu çaptaki bir harekette siz üç tane, 5 tane aktörü bakıp bu hareketin tamamına bir etiket vuramazsınız. Gezi'ye liberal bir damga vurmak isteyenler vardı. Kesinlikle vardı. Önemlilerdi bunlar. Vuramadılar. Ben buna bakarım. Ve bakmamız gereken yer budur. Gezi'de Polisler de vardı. Fetullahçıları kastetmiyorum. Geziye leke düşürmek için yapılmış bazı şeyler var. Daha sonra çıktı ortaya. Bir takım bankaların camlarının indirilmesi falan filan. Dolayısıyla herkes geziye bir şekilde ya gölge düşürmek, ya yön vermek. Siyasetçi de bunu yapar, ama bazıları da örtülü yaparlar. Şimdi bu becerilemedi. Niye? Gezide harekete geçen toplumsal kesimlerin basit, sade ama namuslu bir tepkisi vardı. Yani. Erdoğan'a karşı, AKP iktidarına karşı aydınlık bir tepkiydi bu. Buradan komplolar falan filan beceremediler, Çık, çıkmaz. Dolayısıyla bir noktadan sonra, önemlidir, evet şimdi Kavala'ya dönük bir itham var. E bize ne bundan? Eninde sonunda sokağa dökülen milyonlara ne? Ya on, onlar Kavala dedi diye sokağa dökülmediler. Ya da şimdi işte Fethullahçılara ikma Olabilir. Provoke etmiş olabilirler. Bir takım polisler, bir takım valiler. Bundan topluma ne? Biz yaşadığımız şeye bakmamız lazım. Milyonlarca kişi siyasi iktidarın bir takım tasarruflarına, uygulamalarına itiraz etti. Burada bize düşen şey uyanık olmaktır. TKP bu uyanıklığı zamanında gösterdi. Yani e e itiraz edenler o dönem aynı zamanda e Cemaate de itiraz ettiler. Yani onu, onu da tabii. şey yapmak lazım. Ee, hani şimdiden bakıldığında, şimdiki konumlamaya bakıldığında sanki o, o dökülenler işte AK Parti'ye karşı evet tabii. sokağa döküldüler. Ama o zaman AK Parti ile cemaat zaten İtifak iki şey. halindeydi. Ee, tamam sürtünmeleri vardı falan ama tabii ki yani şimdi burada e, siyasetçiye düşen şey nedir? Kullandırtmayacaksın. Dünyadaki bütün toplumsal hareketler manipüle edilmek istenir. Ben mesela burada TKP'nin boyundan büyük bir sorumlulukla hareket ettiğini gezi sırasında ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Mesela geziye bir liberal damga vurulamadı. Vurulamamasında sadece TKP'nin eseri değil bu. Ama bazı güçlerin ciddi bir çabası olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani gezi kitlesi bütünüyle liberal düşünceye kapalıydı, aşılıydı diyemeyiz. E, şimdi Afrin'le ilgili çeşitli söylemler var. Bir kesim diyor ki bunu Türk Silahlı Kuvvetleri teröre karşı işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki planlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri bir bakıma girdi, bu planları bozdu. Ha bu budur. E, ama e, AK Parti burada e, bunu kendi kişisel e, yol haritası için e, kullanıyor olabilir. Bu bunu bunları karıştırmamak lazım. Kimiler diyor hayır bu sadece Erdoğan'ın işte seçim kazanmak için gerektiği gerekiyorsa ülkeyi savaşa bile sokabilecek düzeyde bir çakışıdır diyor. Böyle çeşitli şekilde yayabileceğimiz görüşler var. Ee, siz tam olarak ne düşünüyorsunuz? Afrin nedir? Kim kazandı, kim kaybetti? Afrin'de kim kazandı, kim kaybetti sorusuna bugün kimse yanıt veremez. Çünkü süreç devam ediyor. Yani e, Yalnızca Suriye için de söylemiyorum bütün bölgede bir mücadele sürüyor. Çok karmaşık bir mücadele. İttifaklar her gün değişiyor. Dolayısıyla şu etapta hani teknik olarak bir şeyden söz edeceksek Afrin'deki operasyon amacına ulaştı teknik olarak. Ama sürecin bütününe bakmamız gerekiyor. Ama sorunun ilk kısmına gelirsek yani Afrin nedir diye. Sizin saydığınız şeylerin aslında hepsidir. Şimdi şu çok açık. Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi iktidar olursa olsun bugünkü sistemde Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın bir şeyde daha doğrusu Kürt coğrafyası zaten burası. Bir Kürt devletinin ortaya çıkmasına sessiz kalma olasılığı yok. Dolayısıyla Suriye'de Kürt siyasetinin elde ettiği mevziler, çeşitli nedenlerle ve çeşitli ittifaklarla elde ettiği mevzilerin bir kaygı konusu. Ve AKP iktidarını aşan bir kaygı konusu olduğu açık. Dolayısıyla bir güvenlik operasyonudur bu dendiğinde tam olarak itiraz edilemez bu yaklaşım, bu değerlendirme. Ama bu bundan ibaret değil. Ee, örneğin e, AKP'yi inişe geçiren, ve Gezi'nin de başladığı döneme denk gelen olgulardan bir tanesi neydi? Suriye başarısızlığı. Yani hep bunu söylüyorduk, konuşuyorduk. Şimdi Erdoğan mücadeleci bir siyasetçi. Ve evet çok pragmatik adımlar atıyor. Dün dediğini ertesi gün hemen değiştiriyor. Bütün bunlar doğru olmakla beraber Suriye meselesindeki yenilgiyi kabullenemiyor. Dolayısıyla Afrin operasyonunda Suriye üzerinde sürmekte olan pazarlıklarda Türkiye'yi yeniden devreye sokma amacı olduğu çok çok açık. Zaten ÖSO'nun, şimdi ÖSO niye önden yollandı? Bir nedeni Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vereceği kayıpların sayısını azaltmak. Bir diğer nedeni bir Suriyeli unsuru, pazarlık masasında devreye sokmak. Şimdi herkesin kendince orada bir uzantısı var. Şimdi ne deniyor? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin uzantıları var. PYD için böyle söyleniyor. Zaten Rusya, Suriye'de var. İran'ın kendi milisleri var. Hizbullah da ki o tam olarak doğru değil. Yani Hizbullah'ın bütünüyle İran'ın etkisinde olmadığı, yönetimde olmadığı da biliniyor. Ama herkesin bir şeyi var. Şimdi Türkiye'nin de kendi ordusu var orada. ÖSO. Bu da önemli faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla Erdoğan yeniden Suriye'de sahaya döndüğünü ya da dönmeye çalışıyor. Ben çok elinin kuvvetlendiğini düşünmüyorum uzun vadede. Ama öte yandan da böyle bir hamle Peki, yapmış Peki şöyle oldum. kafalar karışıyor açıkçası. Şimdi ÖSO bütün yapılanmasına ve şimdi de söylemine baktığımızda Beşer Esad'ın yönetimindeki bir Suriye'ye karşı yani en azından Suriye'de evet. Beşer Esad yönetiminin bulunmasına karşı. Ee, Rusya'ya karşı bir hareket ama ÖSO'nun içinde olduğu bir harekete Rusya destek verdi. Çok açık evet. görülüyor. Diğer taraftan İran ee, İran desteklediği Hizbullah'la yani ÖSO tam karşı cephede yer alan e, unsurlar ama İran da bu harekete karşı bir e, noktada durmadı. Yani bu Burada biraz kafalar karışıyor. O da şu acaba perde gerisinden kim kimi hangi nedenlerle hangi pazarlıklarla bağladı gibi şeyler geliyor. Hatta harekatın son artık bir beklenenden önce de Afrin'e girilmesiyle birlikte kimileri acaba el altından YPG ve işte o unsurlarla bir anlaşma mı olduğu gibi Söylemler bile bazı basın yayın organlarında çıkmış oldu. Burada biraz kafalar karıştı. Şimdi ben açıkça şunu söyleyeyim. Suriye'de son 3 yıldır bir sürü bu iş şöyle bağlandı haberiyle karşılaştık değil mi? Bunların hepsi fos çıktı. Suriye öyle bir kavga alanı ki hiçbir anlaşma sürekli taşıyamaz. Herkes biliyor ki her anlaşma bir sonraki kavgalar için sadece bir başlangıç noktası. Aslan'ın süreci de öyle. Dolayısıyla bugün ne ittifaklar? Tamam kalıcı bazı ittifaklar var çeşitli nedenlerle. Örneğin Hizbullah'la Suriye yönetimi arasındaki ittifak bölgedeki en kalıcı ittifaklardan bir tanesi. Ama mesela Rusya ile Suriye arasındaki işbirliğinin problemli bir işbirliği olduğunu unutmayalım. Mesela Putin özgürleşmiş ve eli çok kuvvetli bir Esad istemiyor. Gayet açık görülüyor zaten. Mesela bazı operasyonlarını engellemeye çalıştı Suriye hükümetinin. O yüzden de sahada herkesin birbiriyle pazarlık yaptığı. Mesela deniyor ki Amerika Birleşik Devletleri PYD ile ittifak halinde. Ama öyle bir ittifak ki bu. Her an bozulabilir. Her an herkes birbirine karşı konumlanabilir. Yani Suriye'de bazen İnsanlar aynı anda üç cephe yani belli aktörler üç cephede birden savaşıyorlar. Evet, yani Afrin'de Türkiye ile Suriye yan yana duruyor. Ee, Türkiye ile Rusya yan yana duruyor ama Doğu Guta'da e, Türkiye ile Amerika yan yana duruyor gibi bir şey en var. En azından sanırım. birbirlerine evet. ses evet. çıkarmıyor gibi. Yani Oraya bakışları en azından Tabii. Bir sahada Dolayısıyla Şunu düşünmemek gerekiyor. Suriye'de bağlanmış hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ciddi bir mücadele sürüyor. Bakın işte bugün işte kimyasal saldırı iddiaları. Bunların büyük sonuçları olabilir. Bu İngiltere'de yaşanan casus zehirlenmesi meselesi üzerinden Rusya'ya gidiş. Büyük ölçü ben Rus iktidarının yanlısı değilim. Rusya'da zengin sınıfları temsil eden bir benim karşıt olduğum bir ideoloji temsil eden bir Putin var. Ama Rusya'nın böyle bir dönemde gidip İngiltere'de hiçbir hükmü olmayan, önem taşımayan bir eski ihanet etmiş casusunu öldüreceği hiç kafama yatmıyor. Bugünkü Suriye ordusunun Suriye'de kimyasal silah kullanıp saçma sapan bir güç duruma düşme. Bunlar yalan, yalan olduğu belli ama buradan sıkıştırıyorlar. Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri'ne diyor ki aslında mesela Erdoğan'ın ağzından pek şey çıkmıyor. Esat mesela başka AKP yetkililerinden çıktı. E, diyor ki PYD'yi falan boş ver. Bakın ÖSO fena değil. Ben yeniden organize ediyorum. E ben de varım. Ben taşın altına elimi sokuyorum. Gel şu Suriye'de birlikte iş çevirelim. Şimdi ABD'yi buna ikna etmeye çalışıyor. E zamanda da böyleydi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni bu Arap Baharı sırasında Suriye meselesinde cesaretlendiren, Suriye'de Müslüman kardeşlerin rolünü abartıp ABD'yi de aslında biraz cesur davranmaya iten AKP iktidarıydı. E şimdi aynı şeyi başka biçimlerde yeniden yapıyorlar. Bunda başarılı olabilirler. Ne olur o zaman? Suriye'deki bu kanlı çatışmalar bir 10 yıl daha sürer. ve Buraya doğru gidiyor. Dolayısıyla ittifaklar hemen değişebilir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz ben Sayın Okyan. Sorularınızı yanıtladınız. Çok keyifliydi. Ee, Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okyan'ı e, konuk ettik. Sorularımızı yanıtladı. Biz gündemimizde bulunan soruları bu süre içerisinde yönetmeye devam ettik ama internet alanı interaktif bir alan Siz bu söyleşiyi izlediğinizde dinlediğinizde devam edebilirsiniz sorularınızı yöneltmeye, aktarmaya devam edebilirsiniz bu söyleşiler devam ettikçe o sorular mutlaka sayın okuyana ya da bu söyleşideki kişilere aktarmaya devam edecek ve siz de sorularınızın yanıtlarını daha sağlıklı bir şekilde alacaksınız. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, bizi izleyenlere de hoşçakalın diyoruz.